Evet herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Mayıs pazartesi günü akşam 10'u 20 geçiyor ve altın kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son cuma günü analiz yapmıştık e, kısa vadede altın 12 2 gün içerisinde 19 üzerine attı. 19 üzerine atmamız gerekiyor demiştik yükseliş trendinin devam etmesi için. E, gramda da yine 532 hedefi orta vadede uzak değil diye sizlere aktarmıştık ve özet kısmında da ons altında iki gün içerisinde 1900'e 1900 üzerine atmamız gerekiyor. Şu an 1880'den 1900'e zıpladık. pazartesi, salı 1900 üzerinde kapatırsak 1923'leri beklerim demiştim arkadaşlar. 1899 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam ve 1900 üzerine çıktık. Ve burada da 1923'ün yanına bir yıldız koyarak burada da bir potansiyel olduğunu anlatmıştık. Gram altında yükseliş trendi 519 TL üzerinde kaldıkça devam eder. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça düzeltme beklemeyin arkadaşlar diye sizlere aktarmıştık. Peki biz yine ONS tarafından başlayalım arkadaşlar. ONS tarafına baktığımızda 1900'lerin atmasıyla beraber bugün de yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Ve bugün daha üst noktalarda hedef, hedefledik aslında. 1910'ları elde ettik. Hatta 1913'lere kadar gidecek bir potansiyel vardı. Ama bugün yurt dışı piyasaların Amerika'da kapalı olması belki buradaki hareketi bir miktar düşük göstermiş olabilir. Asıl hareketin yarın olacağını düşünmekteyiz. Ve burada da yine hedefimizin eğer biz burada 1905'ler artık bizim için önemli bir destek noktasının olduğunu düşünüyorum. Yine Fibo seviyesiyle beraber baktığımızda arkadaşlar şurada 1907'ler hatta üzerinde kalmaya devam edersek bakın burada yine 1922'ler 23'ler karşımıza çıkıyor. Biz 1907 üzerinde kaldıkça arkadaşlar bizim hedefimiz 1922'lerdir. Peki 1922'ler ne zaman gelebilir diye baktığımızda da şöyle bir gözlemlediğimizde arkadaşlar en geç bizim 4 Haziran'a kadar 1922'lerin gelmesi gerektiğini ben düşünüyorum yatım tavsiyesi olmadan e, ve tabii ki koşullarımız var. E, bugün için 1902'ler, 1903'ler, 1970 e, 1907 üzerinde kalmamız hareketin güçlü olduğunu bizlere göster, gösterir arkadaşlar. 1905 üzerinde kaldıkça isterseniz düzleyelim. Yükseliş trendi devam eder. 1907 üzerinde kaldıkça hedefin 1922'ye doğru gittiğini de Bizleri aktarır diye düşünüyorum. Sonrasında yine 1934 ve 1945 hedefleri de halen geçerli olduğunu düşünüyorum. Ana hedefinde burada 1960'lar civarında bir hedef olduğunda yine aktarabiliriz ama şu an oralar birazcık kısa vadede uzak taraflar onu da sizlere söyleyeyim. E, Ons tarafında arkadaşlar yine e, RSI tarafında yine e, çok yüksek noktalara doğru yaklaşıyoruz. E, 78-77 civarındayız arkadaşlar şu an. Ama e, bu e, demek değildir ki bu noktalardan bir düşüş trendi başlayacak. Atıyorum burada e, 90'lara kadar yükselmiş ne zaman? 28. yani rekor kırdığı zamanlarda RSI e, arkadaşlar burada 87'lere kadar yükselmiş. Burada tepki yükselişi yaptığında 70'lerden geri dönmüş. Bakın burada da yine 86'lardan bir zirveden döndüğü noktada yine 80'lerden olmuş. Demek ki biz zirveye doğru yaklaşıyoruz kısa vadeli durumda. Yani biz düzeltme içerisinde yani düşüş trendine siz düzeltme diyorsunuz arkadaşlar. Yani ben şöyle diyorum. Bu hareket, şu hareket benim için düzeltmedir. Ama siz e, şuna düşüş trendi diyorsunuz veya e, düzeltme diyorsunuz. Pardon arkadaşlar siz şu hareketin e, şu hareket yapmasına e, bu hareketten sonra bu hareket yapmasına düzeltme diyorsunuz. Ben ona düşüş trendi diyorum. Bunu burada e, bazıları için farklılık oluşabilir. Hatta ben şuna da düzeltme diyorum. Bakın burada. 1913'lere gittik ve sonrasında da 1880'e geldik. Burada bir düzeltme yaşandığını ben gözlemliyorum ve sonrasında da yoluna devam ettiğini hatta hareketinde böyle olduğunu sizlere daha önce de aktardığımız şekilde bakın yükseliş burada bir düşüş trendiydi. Bu bu formasyon bayrak şeklini almıştı. Burada bir, bir direkt formasyon oluştuktan sonra da bu en az bayrak kadar yukarı doğru gitme potansiyeli oluşturdu. Sonrasında bir düzeltme geldi hatta pullback olayından bahsediyoruz. Tekrar yükseliş bu bayrak kadar yukarı doğru gitti. Bakın bu yükseklik kadar yukarı gitti. Tekrar bir düzeltme belki bayrak formasyonu tekrar yukarı kırdı. Tekrar düzeltmesi arkadaşlar tekrar yukarı hareket bakalım bizleri bu şekilde devam ettirecek mi? Ee, belki de arkadaşlar e, yükseliş düzeltme yükseliş düzeltme diyoruz. Sonra tekrar yükseliş diyoruz ya. Belki de bu yükseliş son e, yükseliş olacak bunu da takip etmeye Devam edeceğiz. Şu an için hedefimiz 1922'ler olarak gözlemliyorum. 4 Haziran civarı 3 Haziran 4 Haziran civarında da 1922'lerin gelme olasılığını sizlere aktarmak istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Diğer indikatörler de bu yükseliş potansiyelini gösteriyor diye sizlere aktaralım. Peki şimdi gram altın tarafına geçelim. Onun öncesinde de 10 sinyal tablosunu gösterelim altın sinyal tablosuna da en son 1829'dan analiz sistemimiz bir yükseliş sinyali yaratmıştı ve şu anda 1910'lara kadar 15'lere kadar gelmiş durumdayız. Halen de devam ediyor. Gram altın sinyal tablosuna da baktığımızda en son 471'den yükseliş trendimiz sinyali vermişti. Yükseliş trendi de oradan başlamıştı ve burada da şu an 526'lara kadar gelmiş durumdayız. Arkadaşlar bu şekilde aktaralım ve şey şu an e, tekrardan analiz sayfamızı dönelim ve burada günlük bazdaki trend durumunu inceleyelim. Evet bugün 526'lara kadar gittik arkadaşlar ve sonrasında dolar tl'de yaşanan gevşeme ile beraber biz e, en düşük nereye kadar geldik? 518 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. E, ancak ben bu hareketin e, düzeltme olarak gözlemliyorum. Bugün yurt içi piyasaların pardon yurt dışı piyasaların kapalı olması sebebiyle daha gerçekçi hareketlerin yarın oluşması sebebiyle yarını beklemek gerektiğini düşünüyorum. Ve sizlere önemli bir seviyede de vereceğim. 521.5 seviyesinin üzerinde kaldıkça dola, gram altın tarafında dolardaki hareketin de gözlen, hareketin de etkisini burada gözlemleyeceğiz ve 521 TL üzerinde kaldıkça da bu yükseliş trendinin e, yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme ve yükseliş şeklinde devam edeceğini e, düşünebiliriz. Burada eğer dolar 8.41'lere inerse arkadaşlar varsayalım öyle bir durum oluştu. E, orada önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Biraz önce yaptığımız dolara e, dolar analizi videosunda da bundan bahsettik ama halen yükseliş trendinde ol, olmadığında isterseniz e, o videoda izleyebilirsiniz. Diyelim ki 1922'lere geldik. Böyle 31.1 evet yine 520'ler seviyesinde bulunabiliriz düşük tarafta eğer dolar tl yönünü yukarı doğru çevirirse 865 1922 böyle 31.1 birazcık orta vadeyi kapsayacak ama 532 534 seviyesinde yine karşımıza çıkacak noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum ben. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Yarın önemli arkadaşlar dediğim gibi 521'lerin üzerinde kabaca e, kapanış yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Şu an 520-521 civarındayız. Bugün için sorun yok arkadaşlar. İndikatörlere baktığımızda bir aşağı doğru hareket e, hakkında bize bir e, korkutucu bir durum gösterdiği için elimizden temkini bırakmamamız gerekiyor. E, şöyle gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir aşım noktası var yani biz e, güç güç kaybı yaşıyoruz e, gram altın tarafında e, bakalım yarın dolar tl'deki hareket burada belirleyici olacaktır e, yani şöyle bir durum bizi dengeleyebilir e, ons altında biraz yükseliş olursa e, dolarda birazcık düşüş olursa e, gram altın bu seviyelerde kalmaya devam edebilir diye düşünüyorum. Yarın arkadaşlar sonrasındaki durumu sizlerle beraber incelemeye devam edeceğiz. Peki bir de 5 saatlik duruma bakalım. 5 saatlik duruma baktığımızda burada e, tekrardan toparlayıp ben 521-523'lere doğru bir hareketin e, yarın tekrardan oluşabileceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. 523'ler e, önemli bir bölge orayı aşarsa tekrardan 526'ların da üzerine gitme potansiyeli bulunuyor. Ama indikatörler bizleri uyarıyor elimizden temkini bırakmamamız konusunda. Evet ons altında 1905 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. 1907 üzerinde kaldıkça hedef 1922 dolar. 3-4 Haziran'da 1922 görebiliriz. Destek burada 1900 1890 daha altını yazmayalım. Direnç noktasında 1907 1915 1922 1935 diye gidiyor arkadaşlar. Evet, bunu kaydedelim ve şimdi gram altına da bakalım. Gram altında 521 buçuk üzerinde yarın kalmamız gerekli yarın o yüzden önemli. Göstergeler aşağı gelmeye başladığı için yarın dikkatli olacağız. Destek 521.5 518 515 ve 510 diye gidiyor arkadaşlar. Direnç noktasında da 523'ü yazalım isterseniz. Sonrasında 525, 530, 532 diye gidiyor arkadaşlar. Yine 532'nin yanına bir yıldız atıyorum. Peki arkadaşlar bu şekilde özetimizi tamamladık. Kaydediyorum ve son olarak da yine teknik analiz eğitim setimize katılmak isteyenler için arkadaşlar. Burada bir tanıtım videomuz ve bir mail adresimiz var. Hoşçakalın. İyi akşamlar.